Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün size arkadaşlar Radyonet üzerinden Stream URL nasıl öğrenilir bunu göstereceğim. Stream URL arkadaşlar nerelerde kullanabilirsiniz? Web sitenize radyo ekleyeceğiniz zaman lazım olabilir. Ya da aplikasyon üzerinde çalışıyorsanız ve aplikasyonuna radyo ekleyecekseniz Stream URL gerekebilir. Ya da farklı alanlarda da gerekebilir. Eğer böyle bir şey gerekliyse Stream URL'yi nasıl öğreneceğiz? Onu göstereceğim. Radyonet üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Farklı sitelerde de aynı yöntem ile öğrenebilirsiniz. Farklı radyo sitelerinde. Bu Radyonet bayağı bir geniş bir site arkadaşlar. Neredeyse tüm dünya üzerindeki radyolardan birçoğu mevcut. Türkiye'den de var hatta. Olmadı şöyle Türkiye'den aratabiliriz. Joy Türk desek çıkarmış şuradan. Evet çıktı arkadaşlar Joy Türk. Şöyle Joy Türk açalım hem. Türkçe olsun arkadaşlar. Çalıyor mu deneyelim. Bazı radyolarda arkadaşlar çalmıyor, hata veriyor. Emin olalım çaldığından. Reklam geçsin. Evet reklamı kapattım arkadaşlar. Bir yol var ama her yerde uzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıyor. Benim sesimi duyun diye radyoyu kapattım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Stream URL'yi öğrenmek için sayfanın herhangi bir boş yerinde sağ tuşumuza tıklıyoruz faremizin ve incele diyoruz arkadaşlar. Hemen en altta yazıyor. İnceleye tıkladıktan sonra şu hemen sağ tarafta bir menü açılacak. Bu açılan menüde arkadaşlar en yukarı kısımda network var. Network'e tıklıyoruz. Network'e tıkladıktan sonra arkadaşlar normalde burası hızlı bir akış oluyor. Tekrar bir sayfa yenilememiz gerekebilir. Ya da radyoyu bir aç kapat yapmamız gerekebiliyor. Burada olun seçili olduğunu görmeniz arkadaşlar. Seçili değilse seçelim. Şu an bizde seçili olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Şu an arkadaşlar sayfa yenilemek yerine mesela radyoyu açıp kapatalım. Gördüğünüz gibi buradaki akış ne yaptı arkadaşlar? Hareketlenmeye başladı. Muhtemelen tekrardan bir reklam gelecek. Evet. Reklamı kapattıktan sonra arkadaşlar radyo çalmaya başladı. Şöyle. Benim sesim daha net duyun diye kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar radyo şu an çalıyor. Sessizde de olsa çalıyor ve internetten ne yapıyor? Sürekli download ediyor, indirme yapıyor. Biz bunu görebilmek için arkadaşlar hemen şu kısımda size seçeneği var. Buna iki defa tıklıyoruz ve en çok indirim yapan şeyi en yukarı alıyor arkadaşlar. Ve biz de hemen bunu yukarı çekiyoruz bu akışın içinde. Hemen şu kısımda görüyorsunuz arkadaşlar. Content download diyor. Süre olarak en uzunu ve hala boyut olarak da en büyüğü arkadaşlar. Ne? Şu an radyo çaldığı için bu arkadaşlar. Ve bu sitede arkadaşlar bizim linkimiz öğreneceğimiz radyoya hem ismi yazıyor hem de .mp3 diye bir uzantısı var. Bunun üstüne bir defa tıkladığınız zaman arkadaşlar şu kısım bize stream URL'mizi veriyor. Bunun üstüne iki defa tıklarsanız da onu ayrı bir sayfa da açıyor. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi ayrı bir sayfa da açtı. Bunu bu şekilde misal sitenize koyduğunuz zaman arkadaşlar bu sayfadaki gibi gözüküyor. Baktığınız zaman da çalıyor direkt. Bu şekilde arkadaşlar sitenize de koyabilirsiniz. Stream URL'yi öğrenme yöntemi budur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.